Spor Ajansı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Galatasaray-Marsilya mücadelesini muhtemel 11'leri üzerinden değerlendirmeye başlamıştık. Şimdi birazdan Fatih Terim basın toplantısını da dinleyeceğiz ama forvet konusunda Cagne tercihiyle ilgili senin yorumunu almamıştım. Serhan'ın senden de hemen değerlendirmeni alayım. Acaba Fatih Terim için Mustafa Muhammed artık tamamen 3. plana mı? Yok, ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Düştü ki birazdan basın toplantısı tabii üzerinden de konuyla ilgili konuşacağız. Zira Zamalek Kulübü'nden gelen açıklamalar falan da var ama önce Cagne ile ilgili yorumunu alayım. Tabii ben Cagne'nin bir alınacak hesabı olduğunu düşünüyorum Marsilya'dan. Çünkü en son karşılaşmada bir pozisyon olmuştu. Ondan dolayı bir gerginlik olmuştu. Ben o karşılaşmada, bu karşılaşmada Cagne eğer oynarsa oradan bir hesabı görüleceğini düşünüyorum. Ama ben de Gürcan abi gibi düşünüyorum. En azından rakip defansları yıpratan, stoper mevkilerinde stoperlerin ahengini bozan bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Vücudunu da kullanabildiğini ve geçen seneden bu sene farkında İngiltere'ye gidip en azından bir İngiltere havası görmesi, Premier League havası görmesinin artık kazandırdığını düşünüyorum Cagney'e. Ama Mustafa Muhammed'e söylemeye gerekirse Mustafa Muhammed Galatasaray'ın geleceği. Halil ne kadar geleceği ise Mustafa Muhammed de geleceği. Çünkü 4 milyon dolara öyle bir futbolcuyu alamazsın bu zamanda. Ben Halil ne kadar geleceği hissediyoruz ama Halil gerçekten geleceği olabilecek mi Galatasaray'ın? Fatih Hoca çok ısrar ediyor. Ve öncelik olarak da Halil'in bonservisini de tabii ki ön plana çıkarttı. Halil'in bonservisinde de şöyle bir durum söz konusu. Ben buradan yine tırnak içinde söyleyeyim. Herkes de bilsin. Galatasaray rakip kim almak isterse ilk önce Galatasaray'a danışacaklar. Mesela atıyorum X bir takım 10 milyon euro teklif etti kulübüne, Brentford'a. Ve dedi ki ben 10 milyon euro veririm. Galatasaray bu sene 2 milyon euro kiraladı Halil'i. Galatasaray'a dönecekler, diyecekler ki 10 milyon euro teklif ettiler. Siz ne diyorsunuz? Eğer Galatasaray okey derse 2 milyon düşüp, kiralama bedelini düşüp 8 milyon euroyu verdiği takdirde Halil Galatasaray'ın oyuncusu olacak. Tabii ki Fatih Terim'in çok güvendiği ve milli takımda da performansı zaman zaman parlayan, son zamanlarda bayağı işler yapabilen bir Halil. Ondan dolayı Fatih Terim'e çok güvendiğinden dolayı ben Halil'in Galatasaray'ın geleceği ve onunla beraber Mustafa Mehmet'in geleceği olacağını düşünüyorum. Peki bu noktada... Cagney'in de ilerleyen zamanlarda, yani bu sezon sonu kendi farklı bir yerlerde bulacağını düşünüyorum. Ama Cagney'in performansı az mı sanamaz. Şimdi Muhammed'e ayrı bir parantez açalım. Önce Fatih Terim'in maç öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamaları bir dinleyelim. Hem Muhammed'le ilgili hem de Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu. Aslında Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuşmak istemediğini söyleyerek değindi derbiye Fatih Terim. Bir dinleyelim sonra devam edelim. Evet, basın toplantısı bu şekilde. Şimdi Fenerbahçe maçı ile ilgili konuşmak istememesi tabii ki Marsilya gibi önemli bir mücadeleden önce normal. Mücadelenin önüne geçmesini istemedi Fatih Terim ama niye normal? Değil mi sence? İşte niye normal? Çünkü konuşacak her şeyi başkan konuştu. Söylenecek bir yani, şey kalmadı diyorsun. Şimdi geçen sene böyle bir olay olsaydı, geçen sene Fatih Hoca konuşurdu. Ya orada konuştu, statta konuşamazdı tabii ki. Statta o şey, konkret alana giremiyor çünkü kırmızı kart yediğinden dolayı. Ya dışarıda bizim bekleme yaptığımız yerde konuşurdu, konuşturur. Ya da dünkü basın toplantısı da bunu konuşurdu. Derdi böyle böyle oldu, şöyle şöyle oldu, bu oldu, bu pozisyon oldu ve hakem artık çırından çıkardı oyunu. Buralara kadar geldi derdi. Ama niye konuşuyor? Konuşmuyor şimdi hoca. Çünkü diyor ki ben başkanıma güveniyorum. Başkanım bizim hakkımızı savunuyor. Her şeyi de konuşuyor diyor. Ya bu saatten sonra Burak Elmas başkan konuştuktan sonra Fatih Hoca ne diyecek ki? Aynı şeyleri söyleyecekler sonuçta. O açıdan ben Fenerbahçe derbi maçı ile ilgili hocanın konuşmaması, Burak Elmas başkanın konuşmasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Katılır mısınız? Neden? Yani onun da etkisi vardır da. Şimdi bir Galatasaray için en yaralayıcı şey nedir? Fenerbahçe yenilmektedir. Fenerbahçe için de aynısıdır yani. Dolayısıyla konuyu kapatıyor. Yani yarayı kaşıtmıyor. Tamam mı? Yani Fenerbahçe yenilgisini Galatasaray'ın gündeminden çıkartıyor hoca. Çok doğru bir iletişim modelidir. Yani iletişim olarak çok doğru yapıyor yani. Onun şeyine geldiği zaman. Öbür tarafta şimdi hakem dese oyundan atılmış. Kırmızı kart görmüş. Yani Galatasaray taraftarı da mesela Beşiktaş taraftarı dün yaptı Sergen Hoca'ya.
Galatasaray taraftarı da büyük harekettir ha. Takıma yapması. Tabii. Onu. Tabii. Yani takıma sen kendi sahanda ezeli rakibine mağlup ol. Sonra futbolcuları tribüne çağır. Çok çok büyük harekettir. Evet, çok çok. Evet. Yani yani bunu parayla da yaptırırsın. Kolay kolay görünmeyecek bir şey, hareket, doğru. Yani Fener taraftarına da Galatasaray taraftarı. Yani öyle bir taraftarı böyle bir maçtan sonra yaptıramaz yani. Çok büyük harekettir. En büyük şansı yani bu maçta o tolerans alanına, o güveni, o inancı taraftarın futbolculara da, hocaya da göstermesidir. Hoca da doğru yapıyor. Yani Fenerbahçe mağlubiyeti gündemden çıkartıyor. Yani, ama başkan biraz konuşmasaydı konuşmaz mıydı abi sence? Konuşmazdı. Konuşur ama muydu? Daha önce hayır, başkan daha önce şeyleri var abi. Hayır, yani. Başkan konuşmasaydı şeyde konuşurdu zaten. Maç günü konuşurdu. İşte onu söylüyorum işte. Yani hoca konuşurdu ya. Dün konuşurdu. Maç günü. Bugün konuşurdu. Sergen Hoca konuşmadı dün. Dün maç bitti. VAR hakemleri şu durumudur dedi. Yani onları konuştu. Hoca da konuştu. Hoca Türkiye dinamiklerine çok hakim. Mesela biraz önce hakemleri konuştuk ya. Evet. Türkiye'de maçı VAR hakemleri yönetiyor. Ya onlar da bunu çok iyi biliyorlar. Esasında. Teknik direktörü olarak. Yani burada bir baskı kuracaksan, burada bir hakemden takdir hakkını senin lehine yorumlamasını istiyorsan şey bekleyeceğim, maç günü. Yani o VAR hakemini bekleyeceksin. Şimdi bugün açıklandı hakemler, değil mi? Troll hesapları vardı. Bütün kulüplerin vardır. Var. İşte Beşiktaş'ın kadrolu hakemi Hüseyin Göçek. Vay Fenerbahçe'nin ki Mete Kalkan. Öteki şimdi Cüneyt Çakır, tamam mı? Yakmaya geliyor bizi falan diye. Şeyler dönüyordur şu an. Geyikler dönüyordur. Şeyde. Bunlar niye dönüyor? Baskı yapmak için hakemler üstüne. Yani bunu yapan kulüp taraftar kendi lehine takdir hakkı istiyor. Maçı ama genelde de öyle olmuyor. Hatta bazen tam tersi oluyor. Ama VAR hakemlerin maç günü belli olduğundan o fırsatları olmuyor. Sosyal medya trollerinin. Bunu da kim yapıyor? Maçtan önce konuşan hocaydı. İşte yöneticiydi. Kimse. Onlar yapıyor. O baskıyı onlar oluşturmaya çalışıyor. Hakemler üstüne. Doğru bir şey mi? Değil. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Türkiye'de çalışıyor. Mesela Burak Bey'in sistemden şikayetçiyim ben dediği şey, bu da sistemin bir parçası. Ya hakemler üstünde baskı kurup takdir haklarını lehine almaya çalışma. Aslında şikayet edilen sistemin bir parçası. O nedenle Ahmet Ağal'ın Kulüpler Birliği'nde işte hakemler konusunda açıklama yapmayalım dediği zaman, 14 kulüpte buna evet evet dediği zaman, bizim o şikayet ettiğimiz sistem, yani artık Serhan da çok doğru söyledi, oyunu konuşalım kardeşim.